işgal altındaki ilk kıblemizdir. İnşallah en kısa sürede temennimiz kurtulacaktır. Kudüs aslında Müslümanların bölünmüşlüğünün sonucu şu an işgal altında. Yani hatırlarsanız eğer Eyüp abi, çok samimi konuşacağım biraz, yani öyle resmi değil abi. Yani özellikle Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde, İslam Birliği'nin sağlandığı dönemde, özellikle Türk-İslam Birliği'nin sağlandığı dönemde, Müslüman devletlerin bir araya getirilip tek bir çatı altında toplandığı dönemde Kudüs Müslümanlardaydı. O dönemlerde hatırlarsanız eğer tarih kitaplarında geçer, Avrupalılarda Hristiyanlar, Haçlılar arasında çok ciddi yüzyıl savaşları vardı. Haçlılar kendi aralarında savaşırlardı. Mezhep savaşları vardı. O dönemde Müslümanlar güçlüydü. Oysa şu an Müslümanlar arasında bölünmüşlük, bölük pörçük olunmuşluk ve mezhepsel kavgalar, çatışmalar olduğu için bugün Kudüs aslında Hristiyanlar arasında, Hristiyanların elinde, yani Yahudinin arkasında bugün çok ciddi bir Hristiyan Haçlı gücü var yani. Bugün Müslümanların Kudüs'ün esaret altında kullanmasının, kurtulabilmesi için gerekli olan temel şey Müslümanların kesinlikle vahdeti ve birliğidir. Filistin deyince aklımıza oradaki Filistinli kardeşlerimiz, Mescid-i Aksa'mız ve en önemlisi Müslümanların ne kadar birbirinden kopuk, ne kadar dağınık olduğu aklımıza geliyor. Kudüs sadece Arapların veya Filistinlilerin memleketi olmadığı, imanımızın gereği bütün Müslümanların ortak vatanı, ortak vatanın bir parçası olduğunu, en önemli parçalarından biri olduğunu Müslüman olarak hepimizin kabul etmesi lazım. Kudüs deyince aklımıza İsra suresinin birinci ayeti geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksellezi barekna havlehu dinuriyehu min ayatina innehu huve semiul basir. Burada ayette de belirtildiği gibi Kudüs, Mescid-i Aksa ve çevresi Allah tarafından mübarek kılınmıştır. Dolayısıyla Kudüs bütün inananlarındır, bütün Müslümanlarındır ve bütün Müslümanların da ilk kıblesidir aynı zamanda. Bunun için bizim için önemlidir Kudüs.